Memince de böyle en başta biraz şey oldu. E, sıkıntı yaşadı. Yine e, Sinan Oğan da aynı problemleri yaşadı. Sonra ama böyle son güne yakın onlarda böyle bir şey oldu ve toparladılar onlar e, şey imzayı Toparlattılar. ve şey Yani sistem <laughs> sistemin iki kutbu. Yani Amerika gödümlü sistemin iki kutbu var. Birisi Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Millet İttifakı, Meral Akşener ve diğerleri. Onlar tamamen Amerika'nın aleti durumundalar. Onlar rakiplerine karşı Sinan Ogan'ı Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmek için desteklediler. Diğer kutupta Amerika'dan korkanlar başında Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Onlar da Amerika'dan korku içerisinde sistemin diğer duvarını oluşturdular. Onlar da Muharrem İnce'yi karşı tarafı bölmek için desteklediler. Dolayısıyla sistemin iki adayı var. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir de o iki adayın karşı tarafı bölmek için sürdükleri iki tavşan aday var. Muharrem İnce ile ilgili hata bu tarz iddialar da ortaya atıldı. İşte bu AK Partililer oy veriyor işte Muharrem imza topluyor yani Mesela Muharrem bakın İnce bu Urfa'dan bugün değil. bir beyefendi geldi arkadaşlar geldi falan. Urfa'da tamamen AK Partililerin örneği verdiğini Muharrem belirtti. Her yerde öyle. Yani bunlar kendi partilerinin programlarıyla, çizgileriyle bir imza toplamış değiller. Esas olarak iki rakip sistem adayının birbirlerine karşı bölücü amaçlarla öne sürdüğü adaylar olarak sahnede yer aldılar. Şimdi bu birinci turda bitecek mi sizce seçim dört adaylı yoksa ikinci tura kalacak mı veya ikinci tura kalması mı sağlandı? Yani onu, yani Nasıl onu şimdi bugünden öngöremeyiz ama hı hı. birinci turda da bitse ikinci turda da bitse sistemin iki adayından biri kazanacak ama eğer 14 Mayıs 2023 sonrasına bakarsak bir iki yıl içinde ikisi de siyaset meydanında yok.